Herkese merhaba. Akşam rutinimi anlatmak için karşınızdayım. Standart bir hafta içi akşamında eve gelir gelmez öncelikle fazlalıklarımdan kurtuluyorum. İşte anahtarımı çıkarıyorum, çantamı yere bırakıyorum, ayakkabılarımdan kurtuluyorum ve kendimi rahat bir şeyler giymek için odama atıyorum. Rahat bir şeyler giydikten sonra, peki Şeyma, böyle saçmalamıyorum tabii ki her zaman. Banyoya girip ellerimi yıkıyorum. Bazen çok dışarıda vakit geçirdiysem bu adımı üzerimi değiştirmeden önce yapıyorum eve girer girmez ama bugün öyle olmadı. Daha sonra da yemek hazırlıklarına başlıyorum. Dün yaptığım bir yemek olduğu için sadece onu ısıtıyorum ve direkt bilgisayarın karşısına geçiyorum. Neden bu kadar ciddiyim bilmiyorum. Muhtemelen çok açım. Friends izliyorum tabii ki sabah rutinimden de hatırladığınız gibi. Yemeğimi bitirdikten sonra da hepimiz gibi mutfağa geçip ortalığı topluyorum çok hızlıca. Çünkü bu işi sonraya bırakırsam çok yorulmuş oluyorum ve yapmak istemiyorum. O yüzden önceden hallediyorum gecenin geri kalanına devam etmeden. Ardından hop mutfak tezgahından yoga matına hızlı bir geçiş yapıyor. 2-3 günü yoga yapmaya çalışıyorum. Beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yüzümden de görebileceğiniz gibi. Sonrasında kendime atıştırmalıklar hazırlamak için tekrar mutfağa gidiyorum. Bu arada buna takmış durumdayım son zamanlarda. Muz ya da elma üzerine fıstık ezmesi sürüp yemeyi çok seviyorum. Yanında da kahve ya da çay içiyorum. Bugün Doğada'nın Büyülü Bohça hatta çayı olan serisini içeceğim. Kahveyi çok fazla kaçırdım çünkü gün içinde. O yüzden çayı tercih ettim. Sonunda kendimi kanepeye atma vaktim geldi. Videolarımı düzenliyorum ve elimden geldiğince yorumlarınıza cevap veriyorum. Bir yandan da görebileceğiniz gibi inanılmaz bir iştahla hazırladıklarımı yiyorum. Ardından cilt bakım rutinime başlıyorum. Öncelikle saçımı toplayıp bir bant kullanarak tamamen geriye alıyorum ve yüzümü yıkıyorum. Cetaphil'i kullanıyorum bu aralar. Bu bana doktorumun önerisi. Aslında biraz yağlı ciltlere uygun ama ben akne tedavisi gördüğüm için bana bayağı faydası oldu. Kurutmuyor da aynı zamanda. Cildimi kuruladıktan sonra da Bioderma'nın Micellar suyuyla gözlerimi adeta oyarak temizliyorum. Ve ardından temiz bir pamuk alıp yüzümün geri kalanını da aynı Micellar suyuyla temizliyorum. Ardından gözümde bir fazlalık kalmıştır diye kulak çöpüyle de bir üstünden geçiyorum ve dudak peelingi yapıyorum. Bu arada bu dudak peelingini kendim hazırladım. İsterseniz bir videoda nasıl yaptığımı anlatabilirim. Sonrasında cilt bakım rutinime yeni katılmış olan Dermoskin'in Active Serum isimli C vitamini serumunu bütün yüzüme uyguluyorum. Ve yine doktorumun verdiği Acnelox jeli sadece sivilceli bölgelerime uyguluyorum. Bunun böyle bir kurutucu etkisi var. Ve ardından da La Roche-Posay'in Ultra Fluid serisindeki nemlendiricisini bütün cildime uyguluyorum. Aynı zamanda bunu göz çevreme de uyguluyorum ben. Elime biraz daha alıp göz kenarlarıma da uyguluyorum. Nemlendiriciliğinden ve yağ içermemesinden memnunum. Sonrasında belki de anlatmaya gerek olmayan bir adım olan dişlerimi fırçalıyorum ve yatağa geçiyorum uyumak için. Uyumadan önce ertesi gün ne yapacağımı planlıyorum mutlaka. Bu bana çok iyi gelen, kafamı çok rahatlatan bir şey. Ne yapacağımı yazıyorum ve gün içinde yaptıklarımı da tikliyorum. Bu da ayrıca mutlu edici bir şey. Bu işi bitirdikten sonra da biraz kitap okuyorum. Zaten 2-3 sayfadan sonra uyuyakalıyorum. Bu aralar Stephen Hawking'in Zamanı Kısa Tarihi isimli kitabını okuyorum. Fizikten nefret eden biri olarak benim için gerçekten büyük bir challenge. Ardından sosyal medyaya bakıyorum. Instagram ve Snapchat'i karıştırıyorum. Beni hala takip etmiyorsanız şu an ekranda göreceksiniz. Takip edebilirsiniz. Sonrasında alarmımı kurup ışıkları kapatıp uykuya dalıyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.